Son zirvenin hemen akabinde gündemimizin merkezine oturan pandemi sürecine rağmen ülkemizde enerjinin ve tabii kaynakların üretiminden tüketimine, anlık arzı sağlamada hem de geleceği planlamada milli enerji ve maden politikası doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Küresel çapta birçok zorlu sınamayı beraberinde getiren pandemi sürecinde enerji alanında gösterdiğimiz dirençli ve sürdürülebilir performans aslında enerji altyapımızın ve enerji piyasamızın ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu. Hepinizin malumu son 20 yılda gerek büyüyen ekonomimiz, gerek artan nüfus enerji talebinde hızlı bir büyümeyi beraberinde getirdi. Ve bu nedenle ithalata olan bağımlılığımız maalesef kayda değer oranda azalmadı. Gerek enerji talep büyümesinin karşılanması, bunu yaparken enerji fiyatlarının mümkün olan en düşük seviyede, en rekabetçi şekilde gerçekleşmesi ve dışa bağımlılığı azaltmayı teminen enerjide yeni bir dönüşüm süreci başlattık. 2017 yılından itibaren uygulamaya koyduğumuz bu milli enerji ve maden politikasının bu çerçevede hem ulusal hem de küresel öncelikli unsurları kapsadığını da söyleyebiliriz. 11. Kalkınma Planımızda yer alan sürekli, sürdürülebilir, güvenli ve katlanılabilir maliyetli enerji arzını gerçekleştirme hedefi bizim için oldukça önemli. Çalışmalarımızın odaklandığı, ön plana çıkan faaliyet alanları, özellikle dış ticaret açığının kaynaklarından biri olmakla beraber geçiş yakıtı, özellikle düşük karbonlu ekonomiye geçişte önemli bir yakıt özelliği olan doğalgaz, düşük karbonlu enerji arzında yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerji ve elbette enerji verimliliğini söyleyebiliriz. Petrol ve doğalgazda yüksek oranlı bağımlılık nedeniyle bu alanda temel politikamız, yerli petrol ve doğalgaz arama, keşif ve üretim faaliyetlerini, arz kaynağında ve altyapısında da çeşitlendirmeyi hedefledik. Avrupa'nın 4. büyük doğalgaz piyasası olan Türkiye'nin doğalgazının neredeyse tamamını ithalatta sağlıyor olmamız, neden yoğun bir şekilde altyapı yatırımları yaptığımız, arama ve keşif faaliyetlerinde bulunduğumuz sorusunun açık cevabıdır. Doğalgazın Türkiye'nin enerjisi ve ekonomisi için ne anlama geldiğine baktığımızda, konutlardan ticarethanelere, sanayiden elektrik üretimine kadar çok geniş bir alanda doğalgazı kullandığımızı görüyoruz. Türkiye'nin 2002 yılından beri uygulamaya koyduğu gaz erişim programı, Türkiye'nin 81 iline ve tüm vatandaşlarımıza gazı ulaştırmak suretiyle daha temiz havası olan şehirler ve daha konforlu bir yaşam oluşturması yönüyle örnek bir programdır. Doğalgazla arz güvenliğini güçlendirmek için hem LNG gazlaştırma kapasitemizi arttırdık ve enerji için aslında çok kısa sayılabilecek bir sürede bu bahsettiğimiz gazlaştırma kapasitesini yaklaşık 4 katına çıkardık. Ve bunun sonuçlarını da gaz ithalatımızda LNG'nin payının artmasıyla görmeye başladık. Bu zirvenin ilk yapıldığı yıl yani 2018 yılında doğalgaz ithalatımızda LNG'nin payı %22 iken sırasıyla 2019'da %28'e, 2020 yılında geçtiğimiz yıl yaklaşık %31'lere çıkan bir LNG ithalatı söz konusu oldu. Bu sayededir ki özellikle geçen yıl BOTAŞ tedarik portföyünde çok daha dengeli bir yönetim sergilemiş oldu. Bunun yanında iki mega proje, TANAP ve Türk Akım Uluslararası Boru Hattı projesini hayata geçirdik. Altyapı projelerimizin en önemlilerinden olan yeraltı depolama kapasitemizi arttırdık ve 10 milyar metreküp'e doğru hızla ve kararlılıkla yürüyoruz. Arama ve üretim sektörüne gelince, geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdesini verdiği, biraz önce Sayın Bakanımızın epey detaylı paylaştığı Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin Türkiye için yeni, yepyeni bir sürecin başlangıcı olduğunu söylemiştik. Dünyada 2020 yılında offshore'da, denizlerde yapılan en büyük keşif, keza Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en büyük keşfi hem enerji ithalatımızın azalması ile ekonomimize hem de arz güvenliğimize muazzam bir katkı yapacak. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz bu öncü keşfin ardından gelecek olumlu gelişmelerle ülkemizin enerji ithalatını dengelemeyi, fiyatların daha rekabetçi hale gelmesini ve tüketicilere daha uygun maliyetli enerji sunmayı hedefliyoruz demiştik. Aradan geçen süre içerisinde yine hepinizin malumu biraz önce de konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta Cuma günü Filyos'ta milletimize yeni bir müjde açıkladı.
mevcut Sakarya gaz sahasının 40 kilometre kuzey doğusunda Kuzey Sakarya adını verdiğimiz sahada 135 milyar metreküplük yeni bir keşif gerçekleşti. Benim hemen her katıldığım uluslararası toplantıda, ulusal toplantıda bana sorulan bu keşfin Türkiye için ne anlama geldiği ile ilgili olarak şunu söyledim. Sakarya gaz sahası ve bu keşif önümüzdeki 25-30 yıl boyunca Türkiye enerji piyasası için ve Türkiye'nin ekonomisi için oyun değiştirici olabilecek bir özellikte projedir. Büyük bir dikkat ve özenle bu sahanın geliştirilmesi ve ilk faz için üretim aşamasına geçişi planlıyoruz. 5 yıl önce Türkiye'nin yeni hidrokarbon arama üretim programına başladığımızda ülkemize en çok değer katacak olan bu alanda tüm ezberleri bozan enerjide dışa bağımlılık kader değildir anlayışı ile çalışmaya, karada ve denizlerde yeni keşiflere devam edeceğiz. Teknolojinin bize sunduğu tüm imkanları kullanarak tersine beyin göçünü gerçekleştirmek suretiyle oluşturduğumuz inanmış güçlü bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Bu vesileyle hakikaten burada bizi her aşamada destekleyen son derece yoğun programı içerisinde kendisine yaptığımız son derece sıkıcı jeolojik ve jeofizik ağırlıklı sunumları büyük bir sabırla dinleyen, bizi her gördüğünde gemilerimizi, yeni çalışmalarımızı yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza hakikaten şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu vizyonun oluşturulmasında, gemilerimizin alımında, Akdeniz ve Karadeniz'de varlık göstermemizin mimarı önceki dönem Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ve varsa bulacağız mottosuyla bizi her zaman destekleyen ve bize her zaman inanan Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e ve tabii ki TPA'daki tüm ekibimize ve bizlere dualarını esirgemeyen aziz milletimize sonsuz şükranlarımı bu vesileyle tekrar sunuyorum. Değerli katılımcılar, dünyada enerjide yaşanan düşük karbona geçiş ve hatta karbon nötr enerji sistemi arayışlarının önemli bir ivme kazandığını görüyoruz. Hatırlıyorum, 2018 yılında ilk zirvede ben o günkü konuşmada şunu söylemiştim. İklim değişikliğiyle ilgili mücadeleler ve mücadele bu çabalar kapsamında dünyada önemli değişimler olacak ve ülkemizin de bu yeni dönemde her yönüyle bu yeni döneme hazırlanması gerektiğini vurgulamıştım. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması bağlamında karşı karşıya kaldığı çok da hakkaniyetli olmayan durumun bizim tüm ekonomimize, ticaretimize, ihracatımıza, istihdamımıza, hülasa tüm hayatımıza etkisinden bahsetmiştik. Gelinen bu noktada bugün en önemli ve en büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği yeni yeşil mutabakat ile sınırda karbon düzenlemesini gündemine aldı. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin çok daha iddialı enerjide ve ekonomide karbonsuzlaşma hedefleri ilan etti. Ülkemizin de bu noktada yaptıklarını kendi düşük karbona geçiş hikayesini anlatması ve gerçekçi bir iklim değişikliği mücadele programını ortaya koyması gerekiyor. Bu noktada toplam kurulu gücümüzün %52,5'unun yenilenebilirden oluşması, yenilenebilir kurulu gücü bazında dünyada 12. Avrupa'da 5. olmamız aslında ulaştığımız seviyeyi göstermektedir. Pandemiyle geçen yaklaşık 1,5 yıllık süreçte bile neredeyse 7000 megawatt'a aşkın ilave kurulu güç, ki bunun büyük kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Bu da çok önemli bir başarı hikayesidir. 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik sayesinde 73 milyon ton sera gazı emisyonundan kaçınarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye çok önemli bir katkı sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca düşük emisyonlu enerji sisteminin önemli araçlarından biri olan nükleer enerjinin enerji sepetimize eklenmesi için de hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nükleer enerji programımız çerçevesinde ilk reaktörü 2023 yılında devreye almayı hedefliyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci kurulum hızımızı yavaşlatmadı. Bugün sahada, Akkuyu'da, Mersin'de yaklaşık 11 bin insan gece gündüz demeden çalışıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üreteceği elektrikle yıllık 35 milyon ton sera gazı emisyonu azalacaktır. Türkiye'nin nükleer enerji programı iklim değişikliğiyle mücadele stratejimizin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Değerli katılımcılar, enerji verimliliği, enerji tüketimini dolayısıyla dışa bağımlılığı düşürerek altyapı ihtiyacını azaltmak, ekonominin her türlü faaliyet alanında ve her ölçekteki faaliyette çok önemli bir yadsınamaz gerçeğe sahip olan bir araçtır. Sanayi kuruluşlarımız için marjinal maliyette, hane halkı için evin gider yükünde,
Ticari kuruluşlar için ise hizmet maliyetinde çok önemli katkılar sağlayabilecek, bizlere ve ekonomimize daha rekabetçi, daha az ithalat ve daha az dışa bağımlılık getirecek bir unsurdur. Bu doğrultuda enerji verimliliği kapsamında her birimizin üzerine düşeni yapması önem arz ediyor. 2003-2018 yılları arasında ekonominin enerji yoğunluğunu %30'lara varan seviyede iyileştirmemiz, bize yıllık 30 milyon ton petrol eşleniği daha az enerji kullanımını sağlamış oldu. Ve bu anlamda birincil enerji talebimizi %17 düşürmüş olduk. Ayrıca bu azaltım sayesinde de yine yaklaşık 100 milyon ton sera gazı emisyonundan kaçınmamız sağlanmış oldu. Dikkat ederseniz konuşmamın her yerinde şu kadar emisyon azalttık, bu kadar karbon emisyonu azaltıyoruz diyoruz. Artık yeni dünyada, yeni ekonomide çok yoğun olarak bununla karşılaşacağımızı ve bununla yaşamamız gerektiğini artık öğrenmemiz gerekiyor. 2017 yılından itibaren 2023 yılına kadar geçerli olacak şekilde devreye aldığımız Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı da ilk sonuçlarını vermiştir. Bu süre içerisinde yani 2017 yılından 2020 yılına kadar bu alanda hem özel sektör hem kamu olarak yaklaşık 4.8 milyar dolar yatırım yaptık. Ve bu yatırım karşılığında da yıllık yaklaşık 1.2 milyar dolar tasarruf elde etmeye başladık. Değerli katılımcılar, elde edilen bu önemli kazanımların ve dönüşümün çok önemli ölçüde finansman ihtiyacını doğurduğu aşikardır. Enerji verimliliği çalışmaları doğrultusunda özel sektörün finans yükünün azaltılması için verimlilik artırıcı projeler, gönüllü anlaşmalar ve 5. bölge teşvikleri gibi önemli destek mekanizmalarımız vardır. Hali hazırda imalat sanayine uygulanan bu destekleri Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomi reform paketi doğrultusunda tarım, binalar ve hizmet sektörüne doğru genişletiyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi enerji sektörüne dair küresel gündemin iklim değişikliği ile mücadeleye dönüştüğünü çok daha yoğun olarak görmekteyiz. Bu dönüşüm kaynakta, teknolojide, tüketici davranışında değişim ve dönüşümü gerektiren zor bir süreci işaret ediyor. Bu dönüşüm reçetesinde baktığımızda enerji verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması, enerji talebinde elektriğin payının yani elektrifikasyonun yine en üst düzeye çıkarılması, elektriğin yenilenebilir kaynaklardan ve temiz enerji teknolojilerinden elde edilmesi, elektrifikasyonun mümkün olmadığı alanlarda yeşil hidrojen ve temiz alternatif yakıt olanaklarına başvurulması, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin hem elektrik üretiminde hem de sanayi üretiminde devreye alınması, geliştirilecek temiz teknolojiler ve yenilenebilir enerji olanakları için istihdam yaratılması, fosil yakıt çıkarımı ve kullanımı tecrübesinin karbon yakalama, depolama ve açık deniz rüzgar enerjisi ve kritik mineral üretimine aktarılması, enerji sektöründe gerekli altyapı yatırımlarının yapılması, altyapının güçlendirilmesi ve enerji tedariğinde esneklikle ilgili araçların geliştirilmesi gibi unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirve vesilesiyle enerji kaynaklarını ve teknolojilerini yerleştirmek ve gelecek dönemin teknoloji ihtiyaçları için ARGE çalışmalarına hız vermek için kamu, özel sektör hep birlikte topyekün bir çalışma yürütmemiz, ülkemiz ve sektörümüz için hem tehditleri savuşturmada hem de fırsatları değerlendirmede önem arz etmektedir. Son olarak, enerji ve doğal kaynaklar önemli istihdam alanlarıdır. Mevcut istihdamı kaybetmeden yeni gelişen temiz enerji teknolojileriyle yeni ve katma değeri yüksek istihdam imkanları üretmeliyiz. Ümit ediyorum bugünkü konferansta birbirinden kıymetli uzmanlar ve enerji sektörü temsilcileri bu konularda bizleri bilgilendireceklerdir. Düşüncelerini bizlerle paylaşacaklardır. Ben de bu duygu ve düşüncelerle programın enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Ve önümüzdeki yıl inşallah Yasemin'in daha çok uluslararası katılımın olduğu, daha yoğun bir şekilde ve ümit ediyorum pandeminin etkisinden kurtulmuş bir ortamda sizlerle tekrar bir arada olmayı diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için. Çok teşekkürler.